doğal su kaynağı varken biz yeni su kaynaklarımızı batırmak istemiyoruz. Bu yeni taş ocağına karşı mıyız? Evet. Karşıyız. İstemiyoruz değil mi? İstemiyoruz. Edirne'nin Lala Paşa ilçesi Vaysal köyüne kurulmak istenen taş ocağı bölge halkının tepkisine neden oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu bugün bölgeye giderek su kaynaklarının yakınında kurulmak istenen taş ocağı ile ilgili incelemelerde bulundu ve köy halkıyla bir araya geldi. Burası Edirne'nin Lala Paşa ilçesinin Vaysal köyü. Köy halkıyla birlikteyiz. Taş ocağı 15 yıldır çalışıyor ve şimdi yenisini açmak istiyorlar. Yaklaşık 4 kilometre ileride ama köyün su kaynaklarının yanında. Köy halkı da istemiyor. Edirne İl Genel Meclisi üyesi Halil Akdağ ise taş ocağının doğaya olduğu kadar devlet yatırımlarına da zararı olduğunu belirtti. Biz şimdi özel idare olarak tabii görevimiz köylere hizmet götürmek. Bu taş ocağının sadece doğaya olduğu kadar vatanımıza, milletimize de zararı var arkadaşlar. Buradaki taş ocağının vesilesiyle Vaysal'ın kendi doğal kaynakları tamamen tükenmiş durumda olmakta. Bunun yerine de geçen yaz en çok su kıtlığı yaşayan Vaysal'a 2-3 milyon para harcanarak kuyular vurulmuştur. Aynı zamanda bu taş ocağının Edirne'ye varması için 3 tane ana yol var. 3 ana yolda her yıl milyonlarca yatırım yapılmakta. Bu paraların hepsi devletten, hepsi milletimizden gitmekte. Sadece birkaç kişi zengin olsun diye devletimizin harcadığı para gereksizdir, anlamsızdır. Köy halkı da açılmak istenen taş ocağının bölgedeki su kaynaklarının yakınında olması nedeniyle söz konusu işletmeye karşı çıktıklarını belirttiler. Köyümüzün geçim kaynağı hayvancılık ve bizim hayvanlarımızı bu bölgenin güzel sularıyla ancak yaşatabiliyoruz ve bu işi buralarda yapabiliyoruz. Bir de tarım alanlarımız, hayvancılığımıza bu bölgeden çıkan balyalar hayvancılarımıza da yediremiyoruz yani. Bu taş ocağı buraya geldikten sonra gelmezden önceki kaynak bizi idare ediyordu. 3. kaynağı açtık etmez oldu köyümüzün suyunu da yani. Dünyada biliyorsunuz şu anda bir gıda krizi var zaten. Evet. Şimdi burada 5 metre mesafede taş ocağı var. Bu ne kadar sağlıklı artık bunu siz kendiniz görün yani bu 5 metre yan tarafta tarım yapılıyor. Hayvanlarımız bayarını yediremiyoruz. Su kaynaklarınıza keza zarar veriyor. Artı bir de patlatma oluyor dinamit patlatması. Bu da evlerin duvarlarında çatlaklar oluşturuyor. Evet. Şimdi arkadaşlar Şurası taş ocağı yeni açılacak olan yer. Evet. Şuradaki Vaysal halkı bilir burası kapaklı kaynağımız. Su kaynağımız. Şuradaki de orta kaynak su kaynağımız. Evet. Ve şuradaki de baş kaynak su kaynağımız. Evet. Şuradaki baş kaynak Ömerova köyümüze, komşu köyümüze, Süleyman Danışmet komşu köyümüze, şu orta kaynak Vaysal köyümüzün kaynağı, içme suyu. Acidan içme suyu kaynağımız şurada yine aynı geliyor. Burada hayvanatlarımız küçükbaş, büyükbaş için suyu kullanıyoruz. Ve aradaki mesafe taş ocağı yeni açılacakla su içeceğimizin arasında üçünün de 1 kilometre içinde. Evet. Yani zarar göreceğiz yani.